Merhabalar değerli Süper Haber izleyicileri. Haberin olsun hoş geldiniz. Sevgili Ceyhun Bozkurt'la birlikteyiz. Ceyhun merhabalar. Selamlar Barış. Bugün keyfin yerinde gibi. Her Fenerbahçe'nin olduğu gibi. Tabii ki yerinde. Zaten takım da iyi gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Sene sonunda da mutlu olacağız yani. <laughs> İnşallah. Bakalım. Mesut Özil hepinizi sever, sevindirdi. Bakalım. Tabii tabii. Ee, yani şey... olayı şey de var. da başka boyutlara da çekmeye çalışıyorlar. Yok Alman milli takımı falan filan. Yani şimdi sporda ben şeyi gördüm İki cümle onu söyleyeyim de. Ya bütün takımlar için geçerli. Yani sosyal medyayı izleyen bir takımı bir hakemin hangi takımı tuttuğunu da çözemiyorsun. Bir diğer taraftan bir şey oluyor. Yani maalesef sporu bayağı bir sporcuları yoruyorlar. E, federasyonun mutlaka şey yapması lazım. E, bu tür şeylerde artık hakemlerin çok dikkatli olması lazım. Çünkü e, spor hakikaten bizim keyif alanımızdı biliyorsun. Yani sen de de bir se sen Galatasaraylısın. Ben Fenerbahçeliyim ama birbirimizle keyif alarak muhabbet ederiz, güleriz, eğleniriz, evet. takılırız. Ama olayı e, böyle insanlar uzaklaştırmasınlar. Spor hakikaten bir rahatlama alanımız olarak kalsın. E, uyarıları, yöneticilerin uyarılarını dikkate almak lazım. Ama tabii ki Fenerbahçe olarak da galibiyetten dolayı keyifliyim yani. Bakalım o zaman e, size başarılar dileyelim. E, şimdi çok da uzatmayalım Teşekkür çünkü iz, izleyicilerimiz sonra bize kızıyorlar. Hemen mevzuya gelin diyorlar. Tabii tabii bugün, e, hemen mevzuya girin gevezelik yapmayın diyorlar. Öyle evet diyorlar evet diyorlar. <laughs> Hatta, hemen şimdi şeyi konuşalım. Sıcak bir operasyon var bugün. E, hakikaten e, ilginç e, milli projeleri yabancılara aktaranlar varmış. E, MIT ve emniyetten büyük bir operasyon Hı. var. Ankara'da değil mi? Ee, savunma tabii sanayi tabii. Hem FETÖ operasyonu hem e, savunma sanayi ile ilgili operasyon. FETÖ ile mi bağlantılı başka bo boyutu var mı bilmiyoruz. Ama dediğin gibi savunma sanayi e, başkanlığının projelerine yönelik e, bilgileri yabancılara aktaran e, hatta biri de eski başkanlık çalışanı, eski başkanlık çalışanı onu da vurgulayalım şu an çalışmıyormuş. E, e, galiba gözaltına alınmış. E, yabancılara aktarıyormuş. Çünkü yani şöyle e, Türk savunma sanayini sürekli konuşuyoruz. Programlarda konuşuyoruz. Seninle konuşuyoruz. E, çok ciddi bir gelişim gösterdi ve devam da ediyor. Yani sonuçta e, gelişimin sınırı yok. E, ve e, Türkiye e, daha da iyi olacak inşallah. Ki dünyada konuşulan bir durum. E, son yıllarda hatırlarsın bir kere çok üst düzey bir isim. E, ünlü bir e, ne dediğilim markamızın e, firmamızın, kurumumuzun ee, üst düzey bir ismi bir kere casusluk yaparken yakalanmıştı. <gülüyor> Bundan <gülüyor> yıllar önce, 5-6 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi üzerine bu olunca e, yani şunu dediğim gibi yabancılar anladığımız kadarıyla Türk savunma sanayini bunlara bu tür şeylere alışmamız gerekiyor. Buna karşı da espionaj boyutu noktasında dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, istihbarat artık her alanda yoğun bir şekilde çalışıyor. Ve yabancı e, unsurlar da muhtemelen Türk savunma sanayinin sırlarına e, ulaşmak istiyorlardır. E, Firmalar olsun, ondan sonra devletler olsun, istihbarat unsurları olsun... Bunlara karşı bu operasyon yerindedir, sevindiricidir ama tabii ki daha dikkatli olmamızı gerektiğini noktasında da bir uyarı fişeğidir. Çünkü savunma sanayi sonuçta bağımsızlıkla da bağlantılı. Ülkemizin bağımsızlığı, ülkemizin bağımsız politika üretme kabiliyetini arttırma anlamında çok ciddi bir güç dinamidir savunma sanayi. Çünkü silahını kendin üretirsen ki biz bunu yıllardır yaşıyoruz, son yıllarda yaşıyoruz. Silahın yani kendin üretirsen e, böylece bağımsız bir şekilde yok ben sana silah vermem, mühimmat vermem, tank vermem, panzer vermem gibi tehditler bile olsa vermezsen verme ben zaten üretiyorum diyerek kendi beka e, için, e, ulusal güvenliğin için operasyon yapma kabiliyetini arttırırsın. Yani bağımsız politika, askeri politika ve siyasi politika üretebilirsin. Hı hı. Bu açıdan da dediğim gibi uyarı fişeğidir, e, çok daha dikkatli olmanın gerektiğinin ee, en önemli ayaklarından bir tanesi olduğunu gösterdi. Ee, i̇nşallah e, operasyon çerçevesinde gerekli bilgilere de ulaşırlar. Bir ağ varsa işte ise bu ağın da ortaya çıkartılması gerekiyor. Ee, karşıdaki iletişim kurulan kişiler kimdir? Bunlara yönelik tedbirlerin e, daha da sıkılaştırılması gerekiyor. Çünkü e, başka yöntemleri de deneyeceklerdir belki. E, o açıdan e, operasyon yerindedir. E, tabii ki biz de gelişmeleri takip edeceğiz. Evet. Peki Ceyhun diğer başlığımız da önemli. Konuşmuştuk yani hafta, Aslına bakarsan son günlerin en önemli başlıklarından bir tanesi, birincisi belki de Amerika'daki durum. Evet. Bu Kongre baskını sonrası tabii yankılar devam ediyor. Trump'ın azalabilmesi. Hatta süreci... canlı değerlendirmiştik seninle. Evet, biz evet. o anları, o anlarda orada baskın sırasında seninle canlı dedik gece. Evet. Değerlendirmeleri yapmıştık. Azil süreci malum gündemde şimdi Trump'la ilgili. Bir taraftan şimdi siyaseten bir süreç yürüyor ama hakikaten Amerika'nın sokakları da çok karışık. Şimdi valla iş savaş konuşulmaya başladı Amerika'da. Yani hakikaten bu ciddi ciddi dillendiriliyor. Çünkü 20 Ocak'a kadar bir süreç var. Malum 20 Ocak'ta Biden görev başına gelecek. Bugünden 20 Ocak'a kadar neler olabileceği büyük bir tedirginlik yaratıyor Amerika'da. Ben dün hatta bir haber gördüm. Ee, yanılmıyorsam ya CNN'deydi ya da başka bir Amerikan kanalındaydı. FBI baskınlar yapıyor. Belli tarih aralıklarında planlamalar yapılmış. Örneğin işte 13 ile 17 arası işte belli eyaletlerde bir takım silahlı gösteriler, evet. kalkışmalar diyebiliriz. Sonrasında Washington'da bir silahlı gösteri, hatta işte biliyorsun bu Antifa vardı. Daha önce de konuşmuştuk evet. Antifa'yı. Bu Antipa Floyd Antipa eylemlerinde biraz öne çıkmıştı. Evet, orada öne çıkmıştı. Hatta o dönemde çok gündeme gelmişti Antifa. Antifa'nın bir milis grubu New York'ta siyah üniformalar giyiyorlar. Askeri düzende yürüyüş yapıyorlar en son. Şimdi aşırı sağ tabii orada çok etkin sokaklarda neler bekliyor Amerika'yı? Amerika'da hakikaten bir iç savaş mı gündeme gelecek acaba yıllar sonra? Şimdi Amerika'da biz geçen senle konuştuğumuzda e, kongre baskını için artık e, macun sıkıldı sıkıldı, macun artık Türk'ten çıktı demiştik hatırlıyorsan. E, şimdi seçim sürecinde ondan sonra Floyd eylemlerinin, ee, o evrildiği yönde çünkü hep bunu söylüyoruz. Şimdi Trump'a e, mal ediliyor olay da e, şimdi Trump öncesinde de Amerika'da ırkçılık vardı. E, ama e, Floyd eylemlerinde olay başka bir boyuta evrildi. Çünkü Amerikan toplumunda artık bir kaynama var. Ki silahlı bir toplumdan bahsediyoruz. Şimdi tabii ki hemen yarın e, bir olay olacak demiyoruz. Şimdi kimleri şunu söylüyor. Mesela biz yıllar öncesinden ne diyorduk? Uyarlar yapıyorduk. Diyorduk ki bakın diyorduk Sevr işte Avrupa Birliği bize sevri dayatıyor diyorduk. Bilmem Amerika Birleşik Devletleri'nin planları sevr diyorduk. Bize ne diyorlardı? Sevr paranoyakları. Çünkü biz sanki şunu söylüyormuşuz gibi. Yarın işte biz bunu imzaladık yarın hemen olacak değil. Bu yıllara yayılan bir şey. Şimdi aynısı o çerçevede. Şimdi biz bunu söylüyoruz. Yarın diyecekler ki mesela diyelim ki operasyon olacak. Biden geldi göreve başladı. Ha ne oldu? Hani Amerikan toplum bölmüştü. Hayır. Biz bir temel atıldı diyoruz. Hmm. Şimdi bu neyin temeli? Amerikan toplumunda zaten e, bastırılmış sistemin baskıladığı, baskılamak da kötü anlamda da söylemiyorum. Sonuçta Am Amerikan sistemi kendi çıkarı için işte e, aşırı sağ, ondan sonra diğer aşırı uçları baskılıyordu. E, tabii ki Amerikan sistemini de savunmuyoruz. O ayrı mesela ama sistem kendi çıkarı için bunu baskılıyordu. Ama artık sistemin baskılayacak gücü de kalmadı. Neden? Çünkü ekonomik olarak e, Amerikan sistemi açık vermeye başladık ki pandemi sürecinde de kaç milyon 30 milyona yakın yeni işsizden bahsediyoruz evet. eski işsizleri de e, sayarsak yaklaşık 50-60 milyonluk bir işsiz sayısı ekonomi ciddi sıkıntı veriyor zaten orta kesimlerin o 2008 krizinden itibaren yükselen bir sesi vardı ki Trump düzeltmeye de başlamıştı Amerikan ekonomik verileri e, iyiye gitmeye başlamıştı Amerika açısından ee, ama şimdi tekrardan kötüye bir gidiş. İşte pandemi orayı da vurdu tekrardan. E şimdi bu etkiliyor. E Amerika'da zaten bir e, hep onu vurgularız. Şimdi bizim Amerikan toplumu, bizim Türk milleti gibi atıyorum Çinliler gibi, Ruslar gibi veya Almanlar gibi e, İngilizler gibi bir ülkü birliği gibi deyim yerindeyse bir ülkü birliğinde buluşmuş, kültürel kodları iç içe geçmiş. E, ondan sonra bir mermer kalınlığında toplum değil Amerikan toplumu. Amerikan toplumu bir işte aşırı aslında gerçek Amerikan toplumunu bugün aşırı sağ dediğimiz toplum şey yapıyor. Yani Amerikan milliyetçileri olarak tanımlanan. Çünkü niye? Yıllar öncesinden İngilizler yani Avrupa'dan Amerika kıtasına göçüyorlar. Orada İngilizlere karşı bir bağımsızlık mücadelesi veriliyor. Bir toplum oluşturuluyor. Sonra ama bu toplum e, refah seviyesinin giderek güçlenmesi, sanayileşme, bağ, e, bayağı bir zenginleşme sonucunda ki o zenginleşme sürecinde biliyorsun 1860'lı yıllarda, 1850-1860'lı yıllarda bir Kuzey-Güney Savaşı da var. Ne o Kuzey-Güney Savaşı? O ilk refahlaşmanın, refah seviyesinin yükselmesi döneminde işte zengin eyaletler e, biz neden diğer eyaletleri besleyelim diyerek isyan ediyor işte Güney o petrol zengini, 11 eyalet isyan ediyor. işte Amerikan Kongresi'nde o konfederasyon bayrağı da o. Şimdi Amerikan toplumu refahla daha sonra işte o güneyin talepleri bastırılınca Amerikan toplumunda bir refah toplumu haline dönüşüyor. Hep Peki işte şimdi, şimdi Ceyhun yeni bir Kuzey-Güney Savaşı mı geliyor yani? Ha işte oraya bağlayacağım. Şimdi bakıldığında e, o refah birlikteliği vardı Amerikan toplumunda. Şimdi o işte ekonominin kötüleşmesiyle birlikte o da ortadan kalktı. Yani bir ülkü birliği yok ki. Şimdi Amerikalı ama ben merkezci sistem de çünkü bireyciliği öne çıkarttı. Ben merkezci bir bireyciliği işte ee bizlere bile dayatıldı. Toplum merkezli bir bireycilik yerine ben merkezci bireycilik. E şimdi Amerikalı kendi çıkarını düşünüyor mesela. Şimdi Amerikalı deyim yerindeyse biz Amerikan toplumunda neden çok yağma oluyor da mesela çok daha ağır krizler yaşayan Türk toplumda yağma olayı neden olmuyor mesela? Büyük ya organize örgütlü yağmalar. Şimdi bireysel bazı olaylara şahit olduğumuz oluyor ama e, biz 2001 krizini yaşadık, 2001 krizini. Yağma yaşandı mı? Yaşanmadı. Neden? Çünkü Amerikan toplumunda e, tamamen bireye odaklı bir sistem kurulduğu için kimse dayanışma, yardımlaşma diye bir şey yok. Kim kimi ezerse yükseliyor. Şimdi ama Türk toplumunda ne var mesela? Şimdi bir ekonomik sıkıntı yaşadığında büyük aile, akrabalar, eş dost ve o dayanışma kültürü birbirini desteklediği için yağmaya dönüşmüyor. İnsanlar bir şekilde çıkış noktası bulabiliyor ama Amerikan toplumunda yok. Şimdi e, bunu da ekle. Bak bakıldığı zaman herkes kendini düşünüyor. Kendini savunmak için şimdi yoğun bir silahlanma da başladı Amerikan toplumunda. Çünkü beni savunmak istiyor. Yani o bireyi, özü savunmak istiyor. Merkeze kendisini koymuş. Savunmak için silahlanma da başladı. E bu bir noktadan sonra adım adım örgütlenen yapıların e, elini kuvvetlendirecek gelişmeler. E Zaten o örgütlü yapılar da silahlı. Şimdi Antifa'dan bahsediyoruz. Silahsız mı? Değil. Diğer o Pro-Boys, o sağ örgütlenmeler, işte Canon denilen örgüt e, silahsız mı? Değil. Silahlı yapılanmalar bunlar aynı zamanda. Şimdi silahlanabilen, yani şöyle silahlanabilen, bireysel olarak o grupların militanları, veya üyeleri silahlanabiliyor çünkü Amerika'da serbest bu. E şimdi bunların o 3 Kasım seçimi öncesinde ondan sonra Floyd eylemleri öncesinde silahlı görüntülerini de gördük. Ve işte senin söylediğin olaya geliyoruz. Bu psikolojik olarak bir kere kafalarda artık Amerikan o sistemine, devletine olan inancın çok daha fazla sarsılmasına yol açtı ve artık insanlar e, gelecek noktasında kaygı taşıyor şimdi geleceğini göremeyen toplumlarda şimdi devlete güçlü devlete olan inanç nedir İşte yine biz kendi toplumumuzdan örnek verelim biz ne yaparız mesela Allah göstermesin işte kuvayi milliye örneğini gördük e, devleti çökertseler bile işgal edilse bile biz birleşiriz Hı. ve yeniden devleti kurarız şimdi Amerikan toplumunda bu da öğretilmemiş çünkü böyle bir temel yok böyle bir kültür yok tarih yok Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi bizim kurduğumuz itfaiye teşkilatının tarihine eşit neredeyse. Şimdi bizim tarihimiz öyle değil ama Amerika'da dediğim gibi e, bu da yok. Geleceği de göremediği zaman insanlar yavaş yavaş e, eyaletler o bağımsızlığı, şeyi sorgulamaya başlar. E ne olur o zaman? Olacağı söyleyeyim ben size. E, toplumda artık herkes kendini kurtarmaya ve ee, eyaletler bile kendini kurtarmaya çalışır ki yavaş yavaş yükselen sesler var mesela. Ee, işte tekrardan bağımsızlığımızı yanlış hatırlamıyorsam Kaliforniya. Kaliforniya'da işte yeni Kaliforniya diye yapıyı kuralım, bağımsızlığı ilan edelim, ayrılalım sistemden diye. Çünkü şunu da tekrar hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri adı üstünde. Birleşik Devletler dedikleri birden fazla de, işte devlet olarak tanımlanan yapının, eyaletler olarak bunlar örgütlendi sonradan, e, yapının Birleştirilmesinden oluşan bir yapı. O yüzden yavaş yavaş adım adım o Güney-Kuzey Savaşı'na benzer bir sürece doğru e, evrilmesi muhtemel bir e, süreç var. Amerika o yüzden sistem o yüzden kendini korumak için hem dışarıya karşı da kendini öyle göstermeye çalışıyor ama içeride de o yüzden çok sert müdahale ediyor. Çünkü onlar da öngörüyor gidişatın çok tehlikeli olduğunu onlar da öngörüyor. Evet, çok önemli değerlendirmeler bunlar. Yani şunu görüyorum ben de, şimdi 20 Ocak'a kadar yaşanacak süreçte olacaklar çok önemli. İşte tedbirler almaya çalışıyorlar bir yandan. Neler olacağına bakacağız ama 20 Ocak'tan sonra da herhalde Biden'in çok kolay bir süreç bek beklemiyor. Şimdi herkes şunu düşünüyordu, işte Biden gelecek ve biz kendi açımızdan konuşuyorduk. İşte Türkiye politikaları, PKK, PYD politikası, Suriye, Irak evet. ne olur diye konuşurken Biden aslında bambaşka bir meseleyi kucağında buldu. Tabii. Bu da Trump'ın herhalde tırnak içinde son kazığı oldu diyeyim <laughs> Biden'a. Gerçekten Biden'ı çok zorlu bir süreçte baş başa bırakmış olmuyor mu Trump'ı? Biden buraları e, da boş bırakmıyor. Onu da söyleyelim biliyorsun. Yani günümüzün lafı ya diyebileceğimiz o Brett McCurk'ü danışman York olarak diyor. getiriyor. Mark tabii diyor. tabii çok tehlikeli bir adam. Yani şu an onun atanmasına getirilmesine en çok sevinenler PKK'lı PYD'li teröristlerdir muhtemelen. Ya Veya Orta Doğu'daki diğer teröristlerdir. O, onlar zaten... Ama... Burayı biliyorsun. Bırakmazlar. Şimdi <laughs> o bıraksa tabii. Pentagon çalışır, o bıraksa başkası çalışır. Şöyle söylediğimiz <laughs> olay bu zaten. Yani bir çöküş diyorsak bile, evet. bu adım adım gidecek dediğim nokta. O. Yani bugünden yarına olacak bir süreç değil. Sonuçta hala bir güç var, ee, geriliyor. Yani birden yüzde otuzdan yüzde sıfıra inebilecek bir ekonomik güçten bahsetmiyoruz. Adım adım yüzde yirmi otuzdan yirmi yediye. Şimdi mesela otuz Ama... sene önce Amerika'nın dünya ekonomisindeki yerine bakalım. <laughs> bir de bugün bakalım. Yani gerileme. Şu... Yavaş yavaş oluyor. Aslında bu yaşanan süreçle şunu gördük Ceyhun bana göre. O çok kuvvetli bir zincir var diye düşünülürdü ya Amerika ya öyle düşünürsen. O halkalardan bir tanesi böyle tak diye attı bir yerden. O tabii. böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş dediğin gibi bir yere doğru gidecek gibi gözüküyor. Bakalım gelişmeleri takdir edecek macun tüpten çıktı artık dediğimiz nokta o. Adım adım gidecek yani bir yere evrilecek ama giderken de tabii ki bizim de tedbirlerimizi almamız gerekiyor. E, çünkü e, işte hep o örneği verdim, hatta geçen canlı yayında da onu konuştuk, tekrar hatırlatalım. Bir ejderha düşün, bir canavar düşün o e, karakterler, çizgi film karakteri gibi. Yaralıyken çok daha saldırgan olur. Canı yanıyor evet. çünkü ve e, önlemek için daha fazla saldırı anlaşabilir <laughs> Bu yüzden biz de önlemlerimizi almamız gerekiyor. Doğru. Yani iç birlik, iç cephe vurgusunu burada yapmamız gerekiyor. Her türlü provokasyonu deneyebilirler. Ee, Biden'ın Türkiye için planlarına bakıldığında o yüzden e, muhalefet yapalım. Ama içeriği provokatif anlamda gelecek muhalefetten kaçınalım. Peki. Ağzına sağlık Cem. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bakalım gelişmelere göre yine beraber oluruz. Teşekkürler bir kez daha. De ranteci değerli süper haber izleyicileri sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Lütfen yorumlarınızla, eleştirilerinizle, katkılarınızla, beğenilerinizle e, bize katkıda bulunmaya devam edin ve lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.